Öncelikle hepinize gerçekten tarif edemeyeceğim kadar teşekkür ediyorum. Yani sadece buralı biri olarak değil, hepiniz görüyorsunuz ki tarihte herhalde böylesi bir felakete çok az insan şahit olmuştur. Ne yazık ki çok tanıdığımızı kaybettik. Hatta o kadar çok tanıdığımızı kaybettik ki kimleri kaybettiğimizi henüz bilmiyoruz bile. Bazı şeyleri tarif etmek çok güç benim için. İlk gün burada Türkiye İşçi Partisi'nin sadece il teşkilatı ve ilçe teşkilatındaki arkadaşlar mümkün olan en kısa sürede 2-3 saat içerisinde organize olup sağ olsunlar buranın sahibi olan arkadaşımızın da burayı kullanabileceğimizi söylemesiyle burada bir koordinasyon merkezi kurdular. 20 kişiyle başlayan iş şu an neredeyse Defne ilçesinin tamamına sayenizde ulaşmaya çalışmakla yürüyen koca bir yardım işine dönüştü. Bunda dahliniz ve etkiniz çok büyük. Bu halk size minnettardır. İleride göreceksiniz. Şimdi bazı hususlar var, konuşmamız gerek. Her ne kadar çok üzgün olsak da, bazı şeylere çok duygusal yaklaşsak da, deprem gibi çok gerçek bir şey yaşadık ve bazı şeylerin realitesini konuşmak zorundayız. Bugün 5. gün ve ne yazık ki artık arama kurtarma çalışmaları tarihte görebileceğimiz en büyük mucizeleri aramaktan öteye gidemez. Bundan sonrası ne yazık ki bir enkaz kaldırma çalışması olacak. Ve enkaz kaldırma çalışmaları bizim kontrol edemeyeceğimiz iş makineleriyle, ekskavatörlerle, vinçlerle, hafriyat kamyonlarıyla yapılacak. O yüzden bizim bundan sonra yapabileceğimiz en önemli etki devlet üzerinde kamuoyu baskısı yaratmak. Bir an önce buradaki yaşam alanlarını insanların hızlıca normalleşebileceği bir duruma çevirmek üzere. Ve artık dışarıdan gelenlere hayır demek durumundayız. En azından biz bu koordinasyon merkeziyiz. Burada olan arkadaşlarımızı yavaş yavaş farklı alanlara kaydırmak zorundayız. Çünkü bu artık başka ihtiyaçlar var. Nedir? Önümüzde ciddi anlamda salgın tehlikesi var. Bundan sonra isteyeceğimiz malzemeler de bunlar üzerine olacak. Barınma sorunu var. Yani bizim çadıra ihtiyacımız var. Bizim seyyar tuvalete ihtiyacımız var. Bizim hijyen malzemelerine ihtiyacımız var. Bizim kişisel temizlik malzemelerine ihtiyacımız var. Artık hiltiye, matkaba daha fazla ihtiyacımız yok. Keşke olsaydı. Ama yok.